Merhaba, Gerçeğe Yolculuk kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün irade konusunu irdeleyeceğiz. İnsan ruhunun kendini ortaya koyduğu, kendini var ettiği, var etme gücü aslında irade. Ve bu irade nasıl bir şey, nasıl şekilleniyor, nasıl ortaya çıkıyor bunları araştıracağız. Ruh kavramını çekmiştik geçen videoda ve insan ruhunun ortaya çıkışını irdelemiştik. Yani insanın o doğadan sıyrılışını ve hayvanlıktan ya da o doğal canlılığın sınırlarından, doğa kanunlarının o ilkelliğinden, vahşiliğinden kurtulduğu ilk aşama insan ruhunun ortaya çıktığı aşama. Ve bu ortaya çıkmıştı, bir var olmuştu. Daha sonra öz bilinç olarak bir bilinç, insanda bir bilinç olarak var olmuştu ve sonra da özgürlüğüne, bireysel olarak özgürlüğüne, o psikolojik alandaki özgürlüğüne ulaşmıştı. Bu aşamadan sonra artık iradesi ortaya çıkıyor insanın. Yani o özgür ruh var, bir bireysel olarak bir kişide var ama henüz o gerçek dünyada yok. O gerçek dünyaya dünyada kendini var etmesi için insanın iradesi gerekiyor. İnsanın iradesinin ortaya çıkması gerekiyor. İnsanın iradi müdahaleleri gerekiyor. O özgür ruh gerçek dünyayla karşılaştığında ilk önce farklı tepkiler verebiliyor. Var olan dünya biliyorsunuz, törel yasalar var, ahlak yasaları var, devlet var ve toplumsal yasalar var. Bunlar karşısında kolay yöntem bunları yatsımak, bunları reddetmek, bunların varlığını elinin tersiyle itmek ya da bunları anlamak ve bunları dönüştürmek ya da bunları kendinin yapmak, kendi iraden yapmak. İkinci yol da bu. O ilk yol, o kolay yol aslında bugün de pek çok örneğiyle karşımıza çıkıyor. Daha çok sol ve ırkçı yaklaşımların yaptığı gibi var olan törel kurumları tamamen yatsımak, hani bir anarşist bir yaklaşımla keyfiyeti savunan, insanın keyfiyetini en üstte tutan ama işte o düzeni ya da düzeni tanımayan, anarşiyi savunan, tanrı tanımaz görüşler var. Bu görüşler aslında kolay yolu seçiyorlar. Var olan o iradi kurumları elinin tersiyle itmeye çalışmak aslında onları başka bir açmaza düşürüyor. Yani aslında irade alanının konusu olan hak, mülkiyet, aile, demokratik toplum ya da devlet gibi kurumları, kurumların hepsini kötü saymak, hani bunları değiştirmek de değil, hani kendi iraden yapmak da değil ama bunları tamamen yatsımaya çalışmak ve bunu yaparken sadece halk diye bir soyut kavram kullanmak aslında kolay bir yöntem, kolaycılık ama istenilen sonucu da vermeyen bir yöntem. Çünkü bu şekilde davranmak aslında insanı özgürleştirmiyor. Tam aksine o kurumların olmadığı koşullar, o kurumlardan önceki koşullar, yani doğa yasaları, doğanın ilkelliği, o insanlar tekrar doğanın ilkelliğine düşmek zorunda kalıyorlar. Bu yöntem insanın ruhunu ve insanın iradesini anlamayan, ona değer vermeyen ya da değer kavramını da anlamayan bir yöntem. Ve tabii bu yöntem doğal olarak felsefeyi de anlamıyor. Felsefeyi de aptalca ya da günahkarca buluyorlar. Tıpkı insan aklını aptalca ya da günahkarca bulmaları gibi. Ve dediğim gibi tekrar aslında İnsan iradesinin o kurumlarını yok sayarak, etik alanını yok sayarak kendileri doğanın ilkelliğine geri düşüyorlar. Dediğimiz gibi insan özgürlüğünü irade alanında ortaya koyuyor ve irade alanında insan kendini var ediyor, özgürce var edebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunu ilk olarak dışsal olarak yapıyor. Yani kendi özgür iradesini önce dışsal nesnelerde ya da kendi dışında var ediyor. İlk önce mülkiyet olarak var ediyor. Mülkiyet özgürlüğün ilk aşaması aslında. Ve bu mülkiyet de kendisini sözleşme ilişkilerinde gerçek dünyada var ediyor. Ancak bu tabii dediğim gibi daha henüz dışsal bir özgürlük aşaması. Bunu sözleşmede var olan halinin idealliği, hakkın, yani soyut hakkın, hani mülkiyet soyut bir hak,
ve bunu kazanılmış bir hakka çevirmek için suç kavramıyla, dolandırıcılık kavramıyla yüzleşmesi gerekiyor iradenin. Ve buna karşı tabii ki de kendisi cezayı, yasaları ve cezayı savunuyor ve suç ve dolandırıcılığa karşı o cezanın uygulanması iradenin aslında kazanılmış bir hak elde etmesine, o soyut hakkı, daha önce soyut olarak var olan hakkı kazanılmış hakka çevirmesine sağlıyor. Bu hak alanında hak alanı, yani iradenin ilk dolaysız alanı, hak alanının kavramları bunlar. Bunları inceleyeceğiz hak alanında. Kendi hakkı için kahramanca da olsa bir zor kullanıyordu hak alanında irade. Ancak artık bu da ona ilkel geliyor ve bunun da bir üst aşaması var. Bunun bir üst aşaması artık vicdan ya da ahlaki kanunların ortaya konulması. Bu artık o zor ilişkisini gereksiz kılacak bir ahlaki sistemin kurulması ve vicdanların bu anlamda gelişmesi, bir vicdanın ortaya çıkması iradenin ikinci aşaması, iradenin dolaysız aşaması aslında ahlak ve vicdan alanı. Bunu da yine bir videomuzla inceleyeceğiz. Son olarak da o soyut hak ve ahlak alanlarının birleşimi kendini gerçek dünyada etik ve etik kurumlarda var ediyor. Etik kurumlar ya da etiğin ortaya çıkışıyla artık o insan iradesi hak ettiği gerçekliğe kavuşuyor. Gerçek dünyada hak ettiği yere kavuşuyor. Bunu ilk önce yine aynı şekilde bunu ilk önce soyut alanda var ediyor. Soyut alandaki etik kurum aile kurumu. İlk önce ailede var oluyor bireyin iradesi. Daha sonrasında demokratik toplum ve demokratik toplumun kurumları insan toplumsallaşınca bu kurumların birer parçası oluyor ve toplumların bir parçası olarak, demokratik toplumun bir parçası olarak insan iradesi var oluyor. Bunun idealliği ise devlet örgütlenmesinde ortaya çıkıyor. Hem aile gibi bir soyut etik kurumu hem de dolaysız etik kurum olan demokratik toplum kurumları devlet ve dünya tarihinde idealliğine ulaşıyorlar. Aslında insan iradesinin zirvesi, insan iradesinin o dünya tarihindeki o devin yürüyüşü, dünyadaki o devin yürüyüşü dünya tarihinde ortaya çıkıyor. Dünya tarihinden geçen insan iradesi, insan ruhu artık değere ve hayatın anlamına ulaşacak araçlara sahip oluyor gerçek dünyada da. Ve bundan bir sonraki kavramda artık özgürlüğün o idealliği, insanlığın idealliği, hayatın anlamı dediğimiz alan değer alanı. Değer alanı bir sonraki videomuzun konusu olacak. O zamana kadar lütfen aşağıda felsefe ansiklopedisini inceleyin. Burada hak, ahlak, etik kavramları nerede duruyor? Bunu bir incelemenizi rica edeceğim. Ayrıca orada mülkiyet konusu üzerine bir blog yazım var. Bunu okuyabilirsiniz. Bu yazıyı inceleyebilirsiniz. YouTube kanalıma ya da Facebook kanalına da üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.